Çay yaptınız mı? Yok. Ben şimdi geldim. Tamam, yapıyor değil mi? Yapıyor abi. Tamam, yapıyor abi. Ne abi? Not alacağım. Hepsi yazalım. Sen onları ayar edersin. Ben genelde herkes biliyor diye ben çok şey yapıyorum. Hobi olarak başlamıştım bu spora daha önceden. Arkadaşlarla kendi aramızda antrenmanlar yapıyorduk. Yani herhangi bir turnuva düşüncesi yoktu. Daha sonrasında başkanımız Sayın Mustafa Tutuk sağ olsun bize burada bir salon ayarladı. Antrenmanlarımızı yapabilmemiz için bir yer verdi. Hocalarımız bizimle ilgilenmeye başladı. Madem bu kadar işte bize bir ilgi oldu diye şey yaptık biz de işte ama neden daha ileriye taşımayalım dedik bu sporu. Daha fazla canı gönülden çalışmaya başladık. Yeme planlarımızı, antrenman planlarımızı oluşturmaya başladık. Sağ olsun Dursun Önder hocam bizimle yakından ilgilendi. Devamlı haftada 5 kez 6 kez antrenmana geldik buraya. Hakkını vermeye çalıştık. Sonrasında da Türkiye Şampiyonası oldu. Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Türkiye Şampiyonası'nda güzel dereceler elde ettik. Türkiye'de de sağ ve sol kolda ikincilik aldım. Milli takıma alınmaya hak kazandım bu durumda. Çalışmalarımıza ağırlık verdik ve sonunda Dünya Şampiyonası'na katıldık. Dünya Şampiyonası'nda da bayramımızı dalgalandırdığımız için çok mutlu oldum. Sol kolda dünya ikinciliği, sağ kolda da dünya üçüncülüğü kazandım. İnşallah bundaki sonraki senelerde de yine çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla çalışacağız. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Sabah 8.30'da işe başlıyoruz belediyede. Saat 17.30'da işimiz bittikten sonra genelde antrenmanımızı bu şekilde ayarlıyoruz. 17.30'dan sonra 18 gibi antrenmana geliyoruz. Yaklaşık 2-3 saat kadar sürüyor antrenman programımız. Her gün düzenli bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. İstikrarı hiç bozmamaya çalışıyoruz. Disiplin çünkü daha ön planda olması gerekiyor bu tür işlerde. Hafta sonları, pazar günleri devamlı maç yapıyoruz buradaki arkadaşlarla beraber. Antrenman masamızı dışarıya alarak kendi aramızda maçlar planlıyoruz. Bu süre içerisinde tabii yeme içmemize de dikkat etmemiz gerekiyor. İşte zararlı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Şekerden, undan, bu tür şeylerden uzak durarak daha çok sebze ve et ağırlıklı yemekler yemeye çalışıyoruz. Genelde bu şekilde geçiyor günlerimiz. Sıradaki hedefimiz 2023 yılındaki şampiyonalar. İlk önce Mart ayı gibi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek. Tahmini olarak ortalama 1500-2000 kişinin katılabileceği bir yarışma olacağını düşünüyoruz şu anda. Ekip olarak ona hazırlanacağız. Türkiye'den sonra ise inşallah başarılı dereceler alırsak daha sonrasında Avrupa Şampiyonası geliyor birkaç ay sonrasında. Ve ondan yine 3-4 ay sonra da inşallah yine Dünya Şampiyonası'na hep birlikte hazırlanmış olacağız. 2023 yılı programımızı şimdiden hazırlıyoruz. Tebrik ediyorum. Şampiyonu finale kalmışız. İnşallah dünya şampiyonu olarak da görmek istiyoruz. İnşallah. Bilek güreşinde dünya ikincisi oldu personelimiz. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde. Tutarsan kardeşim. Evet, belediye personellerimizden Kadir Oturakçı kardeşimiz dünya ikincisi oldu bilek güreşinde.
Ben de bir eski milli sporcu olarak belediyemizin imkanlarını sporcu kardeşlerimize açıyoruz, destek veriyoruz. 350 sporcumuza belediyemiz tam destek vermekte olup başarılı sporcularımıza ödül veriyoruz, destekliyoruz sporcularımızı. Bir milli sporcu olarak gençlere sporu bırakmamalarını, bu yönde belediyemiz olarak da teşviklerimiz oluyor. Yaz spor okulları da açıyoruz. Kışın da sporcularımız oluyor. Teniste dünya çapında başarılarımız var. Birçok branşta, altyapıda sporcularımız var. Gençlere özellikle tavsiyem kesinlikle sporu bırakmasınlar. Yalova Belediyesi her zaman yanlarında. Spor tesislerimizi arttırıyoruz. 7 tane yeni spor sahası yapıyoruz Yalova'da şu an. Açık spor tesis alanları. Her kesme spor anlamında belediyemiz tam destek verecek. Bunu bu şekilde bilinmesini de istiyorum.